emeklilere 9 bin Türk lirası ek ödeme yapılacak. Karar mecliste oy çokluğu ile geçti. Emekliler için bir ek ödeme daha geliyor. Meclis kararı alındı. Milyonlarca emekliye o tarihten itibaren maaşa ek tam 9 bin Türk lirası ödeme yapılacak. Türkiye'deki ekonomik kriz, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve 4C emeklilerini en çok etkileyen kesimler arasında yer alıyor. Emekli maaşlarındaki artışların yetersiz kalması ve aylık bağlama oranlarının düşmesi, milyonlarca emekliyi zor durumda bırakıyor. Temmuz ayında açıklanan 19 bin TL'lik açlık sınırının çok altında maaş alan 16 milyon emekli, geçim sıkıntısıyla başa çıkabilmek için ek ödemeleri umutla bekliyor. Bu konuda sevindirici haber ise belediyelerden geldi, belediye meclisi önemli bir karar aldı yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, emeklilerin yaşamını zorlaştırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB dar gelirli emeklilere yönelik yeni bir destek kararı açıkladı. İBB, riskli binalarda yaşayan emeklilere yönelik yenileme maliyetlerinin %65'ini karşılayacak ve ek olarak 9 bin Türk lirası kira yardımı sağlayacak. Yükselen enflasyon ve yaşam maliyetleri, özellikle dar gelirli emeklileri derinden etkiliyor. Maaş zammı beklentileri karşılanmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB emeklilere yönelik bir dizi destek önlemi aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı kararla riskli yapılarda yaşayan emeklilere yönelik kapsamlı bir destek paketi oluşturuldu. Bu paket, emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaştıkları mali yükleri hafifletmeyi hedefliyor. İBB Meclisi, riskli binalarda yaşayan dar gelirli emeklilere yönelik bir destek paketi açıkladı. Bu karar doğrultusunda, emekliler evlerini yenilerken maliyetin %65'ini İBB'den destek olarak alacak. Ayrıca, bu emeklilere 9 bin Türk lirası tutarında kira yardımı da sağlanacak. Bu adım, özellikle dar gelirli emekliler için kentsel dönüşüm sürecini daha kolay hale getirecek. Bu destekten yararlanabilecek emekliler, hane içi geliri 2 asgari ücretin altında olanlar olarak belirlendi. Geliri 2 ile 3 asgari ücret arasında olanlar ise farklı oranlarda destek alabilecek. Bu şekilde emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaştıkları mali yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor. İBB bu destek programına başvuru sürecini 7 aşamada gerçekleştirecek. Başvuruların değerlendirilmesi, gelir durumunun tespiti ve ödemelerin yapılması gibi tüm işlemler bu süreçte tamamlanacak. Emeklilerin bu destekten faydalanabilmeleri için belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları gerekiyor.